Hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Ben klinik psikolog Berat Karametoğlu. Bugün meslektaşım Ayşenur Işıldar'la beraber yaşlılık psikolojisi ve pandemi sürecinin yaşlılara etkisi üzerine konuşacağız. Hocamı bekliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hocam bağlanıyor. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, bizler de iyiyiz. Tekrardan herkese merhabalar. Bugün yaşlılık psikolojisi ve pandemi sürecinin yaşlılar üzerine etkisi üzerine hocamla bir canlı yayın gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. Hocam başlamadan önce neler söylemek istersin? Dilimiz döndüğünce yaşlılık psikolojisiyle ilgili bir şeyler sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Güzel geçeceğini umuyorum. Evet inşallah. Hocam o zaman hızlıca, basitçe başlayalım. Yaşlı kime deniyor hocam? Yaşlı aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş üstü ve kişilere deniyor. Tabii bu kendi arasında bir kategorilere ayrılıyor. Yani mesela 65 ve 74 yaş arası kişilere genç yaşlı, 75 ve 84 yaş arasındakilere de orta yaşlı deniyor. 80 yaş ve üzerindekilere ise en yaşlı tanımı yapılıyor. Biz aslında doğduğumuzdan itibaren bir gelişim dönemindeyiz. Bunlar da işte yaşlılık, çocukluk, gençlik, yetişkinlik olarak geçiyor. Yaşlılık da bu dönemlerin içinde. Türkiye'deki yaşlılara bakacak olsak 7 milyon 65 vatandaşımız bulunmakta bizim Türkiye'de. Hocam Türkiye'de 7,5 milyon 65 yaş üzeri vatandaşımız var. Doğru mu? Evet, evet. Yani nüfusumuzun yaklaşık %10'unu oluşturuyor bu kesim. Bu nüfusun %45'i, yaklaşık %45'i erkek, %58'i ise kadından oluşuyor. Anladım hocam. Yani arasında bariz bir fark var. Yani kadınlar erkeklerden bir %8, %10 civarı daha fazla. Doğru Evet. mu? Daha fazlalık var. Aynı şekilde. Sebepleri merak ediliyor tabii. Neden öyle olduğuna dair. Peki hocam, yaşlıların biraz hem fiziksel hem zihinsel özelliklerinden biraz bahsedersek neler söyleyebiliriz? Yani fiziksel özelliklerinden ilk önce bir karşımızdan gelirken ilk önce fark edeceğim şey zaten bir fiziksel görünümdür. Bunlardan da aslında ben çok hoşlanmasam da bu kelimeden çökkünlük dediğimiz bir kelime vardır. Hani daha omuzlar böyle düşük olur, yaşlıların boyları birazcık daha kısalmaya başlar. Bunun nedenlerinden biri omurgada kemik kaybı oluşmaya başlıyor. Çünkü yaşlandıkça, vücudumuz yaşlandıkça omurgada kemik kaybı oluşuyor. Omuzun kısalmasına sebebiyet veriyor. Kilo kaybı görülüyor. Bu da kas kaybından dolayı oluyor aslında. Yüz kırıklıklarımız artıyor. Eski gençlik yaşamımızdaki güç, kuvvet bunlar kalmıyor. Yani kavrama, uzanma, bir şeyi tutma gibi hareketlerde zorlanmalar yaşamaya başlıyor gitgide yaşlandıkça. Ve aslında daha bir hareket içerisine giriyoruz. Fiziksel görüntünün yanı sıra bizim aslında işte görme, işitme, koku, tat alma ve dokunma, acı gibi süreçlerimizde de, acı gibi bu duyumlarımızda da azalmalar görülmeye başlıyor. Yaşlanmayla birlikte fizyolojik bir sürü düşüşler görünüyor. Mesela kalp damar rahatsızlıkları, böbreklerde, sinir sisteminde, karaciğer, beyin gibi organlarda yetersizlikler olmaya başlıyor. Yani bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri de hücre yenilenmesinin azalması. Yani aslında durması da diyebiliriz. Yani hocam şöyle bir şey var. Yaş ilerledikçe bizim beyin fonksiyonlarımız artık kendini yenileyemiyor. Yeni hücre üretimi yapamıyor. Ve ister istemez de bizim zihinsel düşüncelerimizde farklılık ve azalmaya sebep veriyor. Doğru mu? Aynen böyle oluyor aslında. Zihinsel sürecimizden bahsedelim. Bu zihinsel süreçte de ne olursa olsun yine bir fiziksel bir şey vardır ya, bir beyin vardı. Bu zihinsellikte zaten beyinle ilgili. Önce beynin fiziksel durumundan bahsedelim. Yaşlandıkça prefrontal korteks dediğimiz bu bölgede bir büzüşme meydana geliyor. Bunun nedenini ise hafızamızı daha az çalıştırmamız ve bilişsel faaliyetlerimizin gitgide daha azalmasından dolayı bunun olduğu söyleniyor. Yani o bölgede bir küçülme, büzüşme ortaya çıkıyor.
Zihinsel olarak baktığımızda sanırım ilk önce karşımıza çıkan ve aklımıza gelen ilk şey hafıza kaybıyla. Yani hafızada bir hafıza güçlüğünde bir azalmalar meydana geliyor. Burada En biz... bariz belirgin özellik aslında hocam. En bariz yaşlılığın sembolü dediğimiz şey hafızada bir bozukluk. Evet, aynen öyle. Yani çünkü ne oluyor? Eskisi kadar aktif değilsiniz. Hücre kaybı oluşmaya başlıyor. Ve beyin eskisi gibi çalışmamaya başlıyor. Önceden beyin çalışma halindeydi. Yani bir sürekli kafasında bir şeyler dönüyordu kişinin. Vardı, bir okula gidiyordu. Yani genç birisi okula gidiyor, işe gidiyor, evi geçindiriyor, çocuklarla ilgileniyor, bir plan program yapıyor. Yani gün içinde ben neler yapacağım diye. Bunların hepsini yapıyor ve ama şu anda ne oluyor? Şu anda evde bir kenarda oturuyor gibi bir şey aslında. Yani sorumluluklar yavaş yavaş düşüyor. Sorumluluk düştükçe de bizim aktifliğimiz, yani zihinsel aktifliğimiz azalmaya başlıyor ve bu da kişinin dikkatini toplamakta, dikkatle ilgili durumlarda da zorlanmasına sebebiyet. Yani hocam şöyle bir şey, bahsettiğiniz gibi beynimiz bizi işledikçe, çalıştırdıkça kendini yenileyebiliyor ve geliştiriyor. Yani biz beynimizi ne kadar kullanırsak aslında o kadar daha işlevsel hale geliyor. Eğer biz beynimizi çalıştıracak aktivitelerden uzaklaşırsak, gevşersek beyin de otomatikman kendini gevşetiyor. Evet, yani bununla beraber işte hafıza gibi bazı problemlere sebebiyet veriyor. Yani unutmalar, işte yaşam olaylarında nerede ve ne zaman bu durumları yaşadı veya önemli bir olay olduğunda acaba ben o sırada nerede, ilk doğum günümde ne olmuştu, işte doğduğunda yüzü neye benziyordu gibi şeyleri biz unutmaya başlıyoruz. Bununla beraber bu saydıklarımı daha çok unutuyoruz. Yani şu mesela günlük bilgiler, kişinin uzman olduğu alan. Buralarda da bazı unutmalar oluyor ama bu kadar çok olmuyor. Akademik bilgilerimiz, kelimelerin anlamı, ünlülerin isimleri veya bir ülkenin başkenti. Bu konular unutulabiliyor gitgide. Ve hani şu vardır ya, ah dilimin ucunda ya, şimdi söyleyeceğim, sanırım buluyorum dedi. Ama hiçbir zaman da doğru, yani tam olarak o şeyi bulamayız, o kelimeyi. İşte yaşlılarda gençlere kıyasla bu daha fazla oluyor. Sürekli bulacaktım modunda olabiliyorlar. Bununla beraber şimdi hafızadan bahsediyoruz. Aslında iki tür hafıza var. Bundan da bahsedebiliriz. Açık ve örtük bellek diye. Çok özür dilerim. Açık ve örtük bellek vardır. Açık bellek kişinin bilinçli olarak yaptığı şeylerdir. Yani bir markette bulunmak ve oradan ne alacağını bilmek ya da bir ülkenin başkentinin adını bilmemiz. Bir filmde izlediğimiz sahneyi hatırlayıp tekrardan anlatmamız, bunlar açık belleği gösterir. Yani açık belleğin. Örtük bellek dediğimizde şudur. Yani kişinin düşünmeden otomatik olarak yaptığı şeyler ve rutinler bütünüdür aslında. İşte mesela araba kullanmak, klavyede yazı yazmak, golf sopasıyla vurmak, bisiklet kullanmak gibi hareketler, beceriler örtük belleğimiz içerisindedir. Burada hocam ben de bir örnek vermek istiyorum. Tam aslında bu iki bellek farkını tam iyi bir analiz edebilmek için, arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için. Mesela şu an beyaz yakalılar, ofiste çalışanlar, klavye, daha sonra bilgisayar kullananlar biliyorlar ki klavyede tuşlar nerede, hangi şeye bastığımız zaman hangisi ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Önümüzde bir tane sanal bir tane klavye olduğunu düşünelim. Bu sanal klavyede mesela ben şu an yazıyorum. Yani gözüm kapalı bile yazabilirim. Ne yapıyorsun? Boşluk. Nasılsın? Gözünüzün önüne bir tane klavye getirin ve hayal edin. Yani istediğiniz cümleleri yazabilirsiniz gözünüzün önünde. Peki, önünüze gerçek bir klavye koysak. Desek ki en üstten başlayın. İşte Q, W, E, R, T diye devam edin. Sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Peki nasıl otomatik anlamda siz her harfin yerini biliyormuşçasına cümleleri kullanabiliyorsunuz? Aslında işte burada bizim otomatik olaraktan yazabildiğimiz, gözümüz kapalı yazabildiğimiz belleğe, örtük bellek, orada klavyenin en üstten en sonuna kadar sırasıyla dizilmiş olan harflerin yerini hatırlayabilme, onları kullanabilme belleğine de açık bellek diyoruz. Doğru mu? Olabilir. Yani güzel bir örnek oldu aslında, ikisini böyle tam aynı şeyle, örnekle açıklayabilmek. Dersime çalışıp geldim. Hocam belli. Peki.
İşte aslında şöyle bir şey var. Otomatik olduğu için de bizim unutmamız zor oluyor. Yani o aslında beceriye dönüşüyor. Yani otomatik olarak düşünmeden bunu yapabiliyoruz. Yani mesela yaşlı kişileri görüyoruz. O kullanabiliyorlar, evet. Çünkü bir beceri onu unutmuyor, yapabiliyor. Ama birazcık daha yavaş yapabiliyor. Ama bir markete gittiğinde ya ben ne alacaktım, evde ne eksikti diye düşünmekte ve onu geri getirmekte, bulmakta zorlanabiliyor. O yüzden yanında bir atıyorum bir listeyle gitmek onun için daha kolay olabilecektir. Yaşlı bireyler için yanında bir liste götürmek. Evet, bireylerden bahsediyorum. İlgili şöyle bir şey de var. Mesela yaşlılar yeni şeyler öğrenmekte zorlanırlar, değil mi? Yani bunu peki biz anlayamıyoruz yani. Diyoruz ki hani genç olarak evet söyleneni anlıyoruz ve bunu gerçekleştirebiliyoruz, öğreniyoruz, hepsini beynimize kazıyabiliyoruz. Peki yaşlılar bunlarla neden bu kadar çok zorlanıyorlar? Bunu bir örnek verebilirim belki. Mesela yeni bir telefon aldığımızı düşünelim. Bu yeni telefonun hafızası gayet yüksek. İlk zamanlarda gıcır gıcır yükledikçe yüklüyoruz. Uygulamaları, oyunları, işte atıyorum hani biz fotoğraflar çekiyoruz. Bunların hepsini yüklüyoruz. Yavaş 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 hafıza dolmaya başlıyor. Ve hafıza artık o pik noktasına geldiğinde, yani tamamen dolduğunda artık bir şey almamaya başlıyor. Biz diyoruz ki hadi biraz daha bir şeyleri silelim. Siliyoruz. Ama yine de onu yüklerken zorlanmalar oluyor. Yükleyemiyoruz. Telefon yavaşlıyor. İşte aynı bu şekilde yaşlılığın belki beynini, yani şu zamana kadar çocukluk, gençlik, yetişkinlik dediğimiz dönemlerden geçiyor. Bir sürü deneyimler, bir sürü şeyler yaşıyor. Bunların hepsini tutuyor kafasında aslında. Ama daha sonrasında yeni bir şey geldiğinde onu alamıyor. Yavaşlamış çünkü beyin. Yani diğerlerini silecek, onları koyacak. İşte geliştiremediğimiz zaman aslında kendimizi bu tarz durumlara yaklaşabiliyoruz. O anlamda mutlaka hafızalarımızda böyle şeyler olabiliyor. Yani yaşlıların yeni şeyler öğrenmek zor. Yani işte Yani ağaç. Buyurun. yeni telefon olaraktan bu işi kurtarabiliyoruz. Ama maalesef ki yeni bir hafıza, yeni bir sistem alamıyoruz. Bu yüzden siz de biraz sonra bahsedeceksiniz. Hafızamızı korumak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceksiniz. Buyurun hocam, devam edin. İşte yaşların hafızasını da böyle düşündüğümüz zaman şu atasözü bize daha da açıklıyor. Yani ağaç yaşken eğilir dediğimiz durumu bize burada bir örnekle açıklamış oluyoruz. Yani çocuklukta evet onları kabul ediyoruz, anlıyoruz, öğreniyoruz. Daha rahat şekil alıyoruz. Ama yaşlandıkça bu şekil almalarımız azalıyor. Evet hocam, yani şöyle bir şey var. İster istemez mesela bir şey hatırlamak istiyorsunuz, hatırlayamıyorsunuz. Bir şeylerin sizin hafızanıza, dilinizin ucuna gelmesi biraz daha zorlaşıyor, biraz daha gecikiyor. Ya da öğrendiğiniz bir şey, ya 2 dakika önce adam ismini söyledi, ben şimdi adamın ismini hatırlayamıyorum. İster istemez bu zihinsel süreçlerdeki değişiklikler insanı öfkelendirebiliyor. Ya ben bunu nasıl unuturum, ben bunu nasıl hatırlayamam dediğimiz süreçler olabiliyor. İster istemez bu hatırlayamama, bu gibi zihinsel süreçlerin azalması, eksilmesinden sonra isterseniz psikolojik olarak da bunların bir değişimi söz konusu olmalı. Peki hocam, şöyle bir soru sorsam size. Yaşlıların genel psikolojik durumu nasıldır? Aslında dediğiniz gibi öfke gerçekten birazcık daha fazla oluyor. Çünkü anlaşılmadığını ve insanlar tarafından görünmediğini hissetmeye başlıyor. Ve hani kendimizi bir yaşlının yerine koyduğumuzda bunu anlayabiliyoruz. Çünkü biz şu anda fiziksel olarak gayet rahat bir şekilde yürüyebiliyoruz, merdiven çıkabiliyoruz, koşabiliyoruz. Yani bir sürü fiziksel aktivite yapabiliyoruz ve bunları çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Herhangi bir zorlanma yaşamıyoruz. Eğer bir hastalığımız yoksa tabii ki. Ama şimdi yaşlandıkça geriye dönüp baktığında ben bunu yapabiliyordum ama şu anda yapamıyorum. Yani ben merdivenden çok rahat bir şekilde nefesim daralmadan çıkabiliyordum. Şu anda ben bunu neden yapamıyorum diyor. Yaşlı birey bunu düşünüyor. Aslında yapmaya da çalışıyor. Ama buna rağmen yapamıyor. Bu da aslında onda bir sinire, bir öfkeye sebebiyet veriyor. Veya önceden daha sosyal birisiydi. İstediği yerde biliyordu, tek başına dolaşıyordu. Atıyorum. Yani işe gidip gelmesi, arkadaşlarıyla görüşmesi
Bunların hepsi bir sosyallikti ama şu anda öyle bir durum yok. Yani birisi eğer onu işte bir yere götürürse belki gidecek. Ya da o bölgeye yakınsa gidebilecek. Yani o otobüse binemeyecek, başka şey yapamayacak. Böyle olunca ne oluyor? Gençler kendisini şey hissediyor. Eskiden yapabiliyordum, ben şu anda yapamıyorum. Bir başkasına bağımlıyım ben. Neden böyle bir soru geliyor kendisine? Daha sonrasında kendilerini aslında ikinci plana atmış hissediyorlar. Neden? Gençler şöyle yapıyorlar çünkü. Bilmiyorum, bu herhalde çok kötü bir şey. Onlarla karşılaşabiliyorum. Yani size de sen şimdi sus, sen yapamazsın babaanne, sen bunu yapamazsın demeye başlıyor. Ve ya diyor, dünkü çocuk bana nasıl böyle davranabiliyor? Ben ne zaman bu hale, ben bu hale düştüm diyor. Ve kendisini gerçekten anlaşılmamış hissetmeye başlıyor. İşte bu gerçekten o öfke sınırını arttırıyor. Yani genel olarak bence psikolojik o öfke devam eden bir boyutta oluyor. Peki hocam, bunlar hafızamızda belli başlı problemler oldu. Çoluğumuz çocuğumuz bizle makara yapmaya başladı. Artık sen bunu hatırlamıyorsun. Sen bundan ne anlarsın cümlelerini duymaya başladık. Bunların sonucunda da öfkelerimiz arttı. Değersizlik hissimiz arttı. Peki bunların sonucunda ister istemez artık psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum hocam. Bu yaşlılarda bu dönemde görülebilecek psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklar nelerdir? Yani psikiyatrik rahatsızlıklardan aslında şu anda herhalde en yaygın ve en bilineni Alzheimer'dır diye düşünüyorum. Maalesef. Alzheimer nasıl bir hastalık? Beyin hücrelerinin, yani beyindeki bazı sinir hücreleri var. Ve bu sinir hücrelerinin ölmesi sonucu beyindeki sinyaller uygun şekilde birbirine iletişimini zorlaştırıyor. Uygun bir şekilde ilettiremiyor. Bu zorlanma durumuna da biz Alzheimer diyoruz. Bu nasıl ortaya çıkıyor? İlk başta hafızayla, sonrasında düşünmesinde zorlanma oluyor. Yargılamada bazı problemler oluyor. Yani onu idrak edemiyor, yapamıyor o durumu. Ve bu da aslında günlük hayatına ve iş hayatını etkilemeye başlıyor. Konuşma becerilerinde, fiziksel işlevlerinde böyle yavaş yavaş bozulmalar oluşuyor. Biz bunun yani genel olarak semptomları bu yönde oluyor aslında, yani devamı bu şekilde oluyor Alzheimer'da. Bu öfkeden falan bahsetmişken depresyon da çok olabiliyor. Yani bu kişilerde biz ne görebiliyoruz? Depresyonda olan kişilerde uyku ve değişiklikler oluyor, enerji düşüklüğü oluyor, kişide çökkün bir hal göze çarpıyor, ilgi ve zevk almada da azalmalar görebilebiliyor depresyonda olan bir bireyde, bir yaşlıda. Anladım hocam. Şimdi şöyle, hemen bunun üzerine bir soru soracağım ama altta sorular ve yorumlar geliyor. Kıymetli izleyenlerimiz en son kısımda, hocam şu an yaşlılık psikolojisini anlatıyor. Birazdan ben pandemi sürecinin yaşlılığa nasıl etkilendiği üzerine anlatacağım, konuşacağım. Ondan sonra bir vakit ayıracağız ve sorularınızı o zaman sorarsanız çok daha sağlıklı olacak. Hocam, evet, depresyon, Alzheimer, bunlardan bahsettik. Depresyona girmiş kişi ister istemez bir depresif durum içerisinde. Bu da ister istemez kişinin hayatını sorgulamasına, yaşamını sorgulamasına sebebiyet veriyor. İster istemez artık depresyondayım, yaşlıyım. Acaba bundan sonraki yol hangisi? Ölüm. Yaşlılıkla ölüm korkusu arasında hocam nasıl bir ilişki var? Bu konu hakkında bize bilgilendirici bilgiler verir misiniz? Tamam, bilgilendirici bilgiler hemen. Aslında şimdi geriye dönüp baktığımızda evet, bir yaşlılık ve bir son oluyor. Çünkü artık geçebileceği başka bir gelişimi kalmamış. Çocuk, gençlik, çocuklukta diyorsun ki ben daha çocuk diyorsun, gençliğe atıyorsun. Gençlikte daha bir şey yok yani diyorsun. Daha yetişkinlik var diyorsun. Yetişkinlik de bitiyor. Gençlik bitti, yetişkinlik bitti. Yaşlılar geldiğimizde artık atlayabileceğimiz başka bir dönem kalmıyor. Doğal olarak evet, bir ölümle ilgili bir korku geliyor. Ve şimdi psikolojilerine baktığımız zaman ne oluşmuş zaten? Gençlik imajına bakıyor. Artık genç değilim diyor. Geriye dönüp baktığında bunların artık hiçbirisi ben yapamıyorum diyor. Farkında olmadan giderek artan artık vücudun bazı hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Etrafındaki akraba, dost ve yakınlardan ölümler başlıyor. Herkesin ölümüne tanık olmaya başlıyor.
veya işte çocuklarının, torunlarının çıkmasıyla, öğrenim görmesiyle veya evlenmesiyle evden ayrıldıklarını görüyor. Ve o giden kişilerin yerine başka kimse koymuyor. Zaten bir yalnızlık da burada ortaya çıkıyor. Evet. Ya işte bu ölüme yaklaşık olmak da kişide farkında olmadan ölüm korkusuna sebebiyet veriyor. İşte bu noktada biraz şuna da değinebiliriz. Dini inançlar da çok önem arz ediyor. Ne anlamda? Şimdi kişi geçmişe dönüp bakıyor. Pişman olduğu bazı şeyler yapmış olduğunu görüyor. İşte suçluluk hissetmeye başlıyor. Ben bunların hepsini yaptım. Peki şimdi ne olacak diyor. Evet. O suçluluğunu affetmek amacıyla dualara, ibadetlere yönelebiliyor. Ve ölüme yaklaştığını düşündükçe de diyor ki ölümden sonra ne var? Ki inançlı olanlar belki bu noktada birazcık daha şey yapabiliyorlar. Ha, cennet ve cehennem var, hayatın bir anlamı var diye sorgulayabiliyorlar. Ve bu dinde bunların cevaplarını bulabiliyorlar. Belki korkuyla, belki de o istekle diyeyim, hani ben hani cennet diye bilmiyorum, belki bu şekilde düşünülüyor olabilir. Dua ve ibadetlerinde birazcık daha artış görebiliyoruz. Aynı şekilde hayatta ben niye varım, ben niye doğmuşum sorularına birazcık daha cevap bulmaya çalışıyorlar. Ve var olma ve kendi anlamlarının hissini yaşayıp bunu devam ettirmek istiyorlar bu son dönemde. Evet hocam, yani şöyle bir şey var. Ben de bu konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Zaten yaşlılık dediğimiz anda hayatımızın en bilgi olduğumuz dönemi. Evet, bazı zihinsel süreçler konusunda, hafıza konularında problem yaşıyor olabiliriz ama şu hayatta öğrendiğimiz bütün yetenekler, tecrübelerin hepsini artık oturmuş şekilde bizde var. Yani otomatikman maneviyatın içsel huzurunu bu yaşlarda, yani ileri yaşlarda daha fazla hissedebiliyoruz. İster istemez bahsettiğiniz gibi ölüm korkusunun da getirdiği bir şey var. Artık hani ben kendimi vicdanen rahatsız hissediyorum ve bunlardan artık kurtulmak istiyorum diye maneviyata yönelenler de var. Çünkü şöyle bir şey, yaşlılık dönemindeki maneviyat gençkenki olan maneviyat hazından çok daha fazla. Bunu çok daha iyi idrak edebiliyorlar. Bu yüzden de aslında tabii ki hem ölüm korkusundan dine bir yönelme durumu söz konusu. Ama ekstradan maneviyatı daha iyi hissedebilmek, daha iyi hissedebildikleri için de dine öneriyorlar. Peki hocam, şöyle bir şey sorsak. Şimdi ölüm korkusundan bahsettik. Kişi ölmek istemiyor ister istemez yani. Ama hastalıklar da mevcut, problemler de mevcut. Bu problemlere, bu hastalıklara yakalanmamak için yaşlı bireyler neler yapabilirler? Bilişsel ve fiziksel olarak işlevlerini, aktifliklerini devam ettirmeliler. Bilişsel aktiflik dediğim şey nedir peki? Yani beyni çalıştırmak. Hani en başından beri diyoruz ya, beyni zorlayalım, çalıştıralım, hala gelişmeye devam diye. İşte burada bulmacalar önemli bir noktada yer alıyor gerçekten. Ama böyle hani ezberlenmiş, işte cevabını bildiğiniz, doğrudan pat diye cevap verebildiğiniz bulmacalar değil de birazcık kendinizi zorlayabileceğiniz. Mesela sudoku. Mesela yapboz, hani onun yerini bulmak, onu oturtabilmek, yani bunların hepsinde beyin zorlanma yaşıyor. Zorlanma yaşadıkça gelişmeye ve kendini enerjik ve aktif tutmaya devam ediyor. Fiziksel aktiviteler de tabii ki çok önemli. Yani hani kalp damar rahatsızlıkları diyoruz. Bunun için yürüyüşler çok önemli. Veya yapabildikleri ev işleri olabilir. Alışveriş olabilir. Yemek yapmak olabilir. İşte ufak tefek bir şeyler üretmek olabilir. Hani o tığla bir şeyler yapmak. Hani onun matematiğini yapmak da çünkü bir şeydir. O şişle onu hesaplamak. Yani işte şurasında bu kadar ilmek gelecek deyip bunları hesaplamak da hem bilişsel hem de fiziksel olarak el kaslarını da geliştiren bir durumdur. Veya kendilerini faydalı hissedebilmeleri için belki bunu aileler daha çok yapabilirler. Hani annelerine turun baktırabilirler. Böylelikle hem bir yaşam sevinci geliyor babaannelere, anneannelere ve dedelere. Tabii bazen zorlanabiliyorlar. Ama kendilerini faydalı olduklarını, çocuklarını bir işe yaradıklarını hissediyorlardır diye düşünüyorum. Bununla beraber biraz sosyal çevrelerine devam ettirmeleri gerekiyor. Yani atıyorum kahvehaneye gideceklerse birazcık oraya gidip birileriyle konuşup orada vakit geçip eve geri dönmek veya bir komşuya işte gün yapmak, orada sohbet etmek, o sohbeti ilerletebilmek, bunların hepsi bir beceridir ve bunun devam etmesi gerekir.
Eğer köyüne, memleketine gidebiliyorlarsa arada oralara gitmek, oradaki toprakla uğraşmak, meyve sebze yetiştiriciliği yapmak, bunlar da çok önemli. Hani öfkeden bahsetmiştik ya, öfkenin enerjisini o toprakla beraber çok güzel bir şekilde atabilecek sanıyorum. Bence bunlar yapılabilecek şeyler. Evet hocam, yani şimdi şu süreçte bizim, ben daha önceden bir huzurevinde görev alıyordum, huzurevinde çalışıyordum. Orada biz yaşlara mesela demansı gerilemesi için kişilerin kendi geçmişindeki günlerini hatırlattırmaya çalışırdık. Mesela askerlik anılarını sorardık, düğün gününü sorardık, işte çocuklarla beraber geçirdiği günleri sorardık ki ister istemez hafızamızda ya nasıldı, 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 oradan bilgiyi geri çekme becerisi kazandırarak oluşabilecek demans ya da Alzheimer gibi hafıza problemlerini, hafıza hastalıklarını geri indirmeye çalışırdık. İşte depresyonda da mesela sizin bahsettiğiniz gibi rehabilitasyon merkezlerinde işte halı dokuma, çorap örme, ondan sonra ahşaptan gemi yapma gibi faaliyetlerle kendini ruhsal durumlarına işe yarıyorum. Ben evet yaşlıyım ama ben daha bitmedim. Bakın ürettim. Bunu üretebiliyorum hali ne ve ister istemez kendini değerli hissetmelerine sebebiyet veriyorduk. Bu da ister bunların çok faydasını gördük. Gerçekten yani huzurevindeyken anılarını her gün 5 dakika dahi onun geçmişine dair bir anısını sorduğunuz zaman o hafıza gerçekten bir süre daha kendini koruyabiliyor. Ama ne zaman bir şeyleri düşünmeye bırakırsa, ne zaman bir şeyleri hatırlamaya bırakırsa, bahsettiğin gibi hocam işte bulmacaydı, sudokuydu, yapbozdu, bu gibi etkinlikleri yapmaya bırakırsa hafıza çok hızlı bir şekilde tabiri caizse erimeye başlıyor. Peki bunlar yaşlılarımızın yapabileceği şeylerdi. Peki ailelerimiz, aile içerisinde yaşlı bireyler varsa ailelerimiz ne yaptı? Nasıl yaklaşılmalılar yaşlılara? Daha demin söylediğiniz gibi bu aktiviteleri evde yaptırabilirler. Yemek yapmasına birazcık müsaade edebilirler. Evet, hani belki işte aman yangın çıkartman elini keser gibi durumlar oluşabilir ama bunun güvencesini sağladıktan sonra bu tür aktivitelerini devam ettirmek gerekiyor yaşlı bireylere. Veya torun, ne bileyim, hadi gel babaanne seni yürüyüşe çıkalım, şurada parkta biraz oturalım deyip birazcık bacak çalıştırma, hava alma gibi aktiviteler yapabilirler birlikte. Ve bu konuda hani destekleyici konumda olup onu da ne dedi, cesaretlendirebilirsin, sen hani daha şey olmadın lütfen falan gibi birazcık motivasyon sağlayabilirler büyüklerine diye düşünüyorum. Ve hani dediniz ya, soruyorduk işte torunun kimdi, nasıldı diye. Orada yine bir çalıştırma oluyor dediniz. Aynı şekilde mesela normalde de akşamları birlikte sohbet ortamı yapıp çayda veya yemekte bunları konuşmak ve büyüklerin şu zamana kadar yaşamış olduğu ve deneyimlerinden, çünkü çok büyük bir deneyimleri var ne olursa olsun. Kesinlikle. Onları birazcık konuşmak gerekiyor ve bu ortamda çocuklar varsa özellikle çocukların bunları dinleyerek büyüklerinden sevgiyi, saygıyı, ahlaki değerleri çok güzel bir şekilde öğrenebileceklerini düşünüyorum. Ve sanırım birazcık sabırlı olmak gerekiyor yaşlı. Hani yeni şeyler öğrenmekte zorlanıyor demiştik ya. Şu anda evet. Da bir şey çalışırken evet zorlanıyor. Beyin yavaş çalışıyor. Ve yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyor. O anlamda birazcık daha sabırlı, hoşgörülü ve anlayışlı yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel bilgiler bizimle paylaştın hocam. Neler konuştuk? Yaşlılık psikolojisini konuştuk, yaşlıların fiziksel görünümü, zihinsel süreçlerini, hastalıklarını, neler yapmamız gerektiğini, yaşlılara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bunları bizimle paylaştın hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah izleyenlerimiz de bu konuda, yaşlı psikolojisi konusunda fikir sahibi olmuşlardır. Şimdi ben de pandemi sürecinde yaşlılar nasıl etkilenecek ondan biraz bahsedeceğim hocam. Sen neler söylemek istersin? Bence söylediklerimiz böyle güzel başlıklar halinde özetledim. Ben de diyecektim yani, çünkü bir sürecin içerisindeyiz, zorlu bir süreçteyiz. Evet, evet. Bundan en çok etkilenenler de sanırım evden yaşlılar oldu bu süreç. Evet, hani bu dönemde aslında nasıl etkilendiler bunu merak ediyoruz. Sizden bunu dinleyebiliriz biraz. Evet hocam, yaşlılık psikolojisiyle beraber şu an mevcut durumunda olduğumuz pandemi süreci ister istemez yaşlılarımızı etkiledi. Güzel bir soru. Pandemi süreci yaşlıların üzerine nasıl bir etkisi oldu?
Hemen başlıyorum. 1. Psikolojik olaraktan etkisi oldu. 2. Sosyal olarak etkisi oldu. 3. Ekonomik olarak etkisi oldu ve bu etkilerin hepsi negatif yöndeydi. Yani yaşlılarımız psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda negatif etkilendiler. 65 yaş üstü yaşlı olarak kabul ediyoruz ve bu süreçten sonra bundan önceki hayatlarından daha farklı bir hayat, daha pasif bir hayat onları bekliyor. Şimdi birkaç tane madde söyleyeceğim. Bu maddeleri biriktireceğim. Ondan sonra üzerinden tekrardan teyit geçeceğim ki gençlerle yaşlı arasındaki farkı tam iyi anlatabileyim bu pandemi sürecinde. Şimdi yaşın ilerlemesiyle hocam, senin de bahsettiğin gibi fiziksel anlamda, fizyolojik anlamda bazı sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunun üzerine ekstradan bir emeklilik hayatı söz konusu. Artık evdeyiz. İş arkadaşlarımla buluşamıyorum çünkü işim yok ve iş arkadaşlarım kalmadı. Bu yüzden otomatikman evdeler, daha az sosyalleşiyorlar, daha az dışarı çıkabiliyorlar. Ama bu demek değildir ki, şu değil, ya ben hastayım, kendimi kötü hissediyorum ama işte kötü hissettiğim için ben dışarı çıkmayı da istemiyorum. Böyle bir şey yok. Aslında gerçekten dışarı çıkmak, sosyalleşmek, gezmek, tozmak isteniyor fakat sağlık buna izin vermiyor ya da ekonomik anlamda durumlar bunlara izin vermiyor. Yani ister istemez bu yaşlılığın getirdiği bir handikap. Birincisi neydi hocam? Sağlık sorunları. İkincisi emekli hayat dediğimiz sosyal hayatın eksikliği. Artık daha az sosyalleşiyoruz. Çevremizdeki arkadaşlarımız azalıyor. Herkes farklı, kimisi köye gidiyor, kimisi başka yere gidiyor. İster istemez sosyalleşme de azalıyor. Gençlik dönemlerinde olduğu gibi aktif hayatın olmaması. Sizin de bahsettiğiniz gibi merdiven çıkarken bir problem yok, işte gezine giderken bir problem yok. Hiçbir şekilde bunu, zorluğunu dahi bilmiyorsunuz. Ama yaşlılık geldiği zaman bu konuda problemler yaşıyorsunuz. Bu konuda problemler yaşadığınız zaman ister istemez psikolojik olarak da sizi negatif yönde etkiliyor. Şimdi bizim yaşlılarımızın yaşadığı bölgeye göre, daha doğrusu bulunduğu haneye göre üç türü ayırıyoruz. Birincisi ailesiyle birlikte yaşayan yaşlılarımız. Ailesiyle birlikte yaşayanlar kastımız nedir? Eşiyle, çocuğuyla, akrabalarıyla, torunlarıyla vesaire. Bunlar aile içerisinde birlikte yaşayan yaşlılarımız. İkincisi ise huzur evlerinde ve bakım evlerinde yaşayan yaşlılarımız. Onlar da hayatlarını orada idame ettiriyorlar. Üçüncüsü ve bizim en çok dikkat etmemiz gereken, en çok üzerine durmamız gereken nokta ise evde yalnız yaşayan yaşlılarımız. Evet. Sağlık Bakanımızın açıkladığı sayılara göre, 2019 verilerine göre 1.3 milyon yaşlı evde şu an yalnız yaşıyor. Yani kendi bakımlarını, kendi ihtiyaçlarını, ekonomik anlamdaki ihtiyaçlarını hepsini kendisinin karşılaması gerekiyor. Ve bu da ister istemez hayatın daha da zorlaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bu üç gruptan bahsederken psikolojik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak Ayşenur Hocam'ın bağlantısı gidiyor galiba. Ayşenur Hocam, duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam. Bağlantımız şimdi biraz ama duyabiliyor musun beni? Seni duyabiliyorum ama göremiyorum. Devam et. Ya çok problem değil. O önemli olan duyma. Peki kıymetli izleyenlerimiz, herhangi bir şekilde bizim görüntümüzde bir problem var mı? Ayşenur Hocam'ın veya benim, ya da seste bir sıkıntı var mı? Evet, şu anda. Acaba komple bende sıkıntı var, yorumlarda mı göremiyorum? Hocam sen beni duyuyor musun? Ben seni duyuyorum, ben de yorumları göremiyorum. Çok güzel. Eğer görüntüde ve seste bir problem olmadığına dair bir mesaj alabilirsek. Hayır. Tamam. Sorun yok. Tamam. Tamam. Şimdi üç farklı gruptan bahsettik ve bu üç farklı grubun psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda farklı yorumlanması var. Yani onları farklı şekilde etkiliyor. Birinci grubumuz mesela neydi? Ailesiyle birlikte yaşayan yaşlılarımızdı. Şimdi bu yaşlılarımızın bakıma ihtiyaçları var, sosyalleşme ihtiyaçları var. Bunları nereden karşılıyor? Ya yanındaki eşinden karşılıyor, çocuğundan karşılıyor, akrabasından karşılıyor. Atıyorum bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman elini tutan biri var. Akşam iki çay içebileceği, sohbet edebileceği, sosyalleşebileceği kişiler var. Bu birinci grubumuz. İkinci grubumuz huzur evinde ve bakım evinde yaşayan yaşlılarımız.
Onların da mesela sağlık çalışanları tarafından, bakım veren bakıcılar tarafından günlük saatli olaraktan yemekleri veriliyor, ilaçları veriliyor. Bir ihtiyaçları olduğu zaman bu ihtiyaçları karşılanıyor. Yaşlılarımız da sosyalleşme ihtiyaçlarını aynı kendi gibi huzur evinde kalan akranlarıyla karşılayabiliyor. Bunlar için de çok büyük bir problem yok. Ama dediğim gibi esas problem üçüncü olan grupta. Yani evde yalnız yaşayan grupta. 1.3 milyon vatandaşımız şu an kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması gerekiyor. Bu gerçekten çok zor. Şimdi en başta saydığım üzerine bunu da ekliyorum. Birincisi neydi hocam? Sağlık problemlerinin, yaşlılıkta sağlık problemlerinin artması. İkincisi emeklilik hayatı dediğimiz sosyal anlamda aktif bir hayat yaşayamamak. Üçüncüsü de yalnızlık. Her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Bakın şimdi bu şartlar ne kadar zor düşündüğümüz zaman. Ve şu an bunu yaşayan 1.3 milyon vatandaşımız var, yaşlımız var. Zaten sağlık sorunları, sosyalleşme problemi, ondan sonra yalnızlık problemleri yokmuş gibi şu anki süreçte de bir de pandemi var. Bir de pandeminin şöyle bir özelliği var. Pandeminin virüsü COVID-19'da en fazla yaşlıları etkiliyor. Yani zaten zor bir hayatımız var. Bir üzerine bir virüs çıkmış, bizi etkiliyor. Hayda, ben zaten dünya kadar problemli şey yapıyorum, baş ediyorum. Ekstradan şimdi bir de bu çıktı. Virüse yakalanırsam beni daha fazla etkiliyor. Yani Allah korusun beni öldürebilir. Şimdi bir de bu üzerine eklendi. Şimdi işler daha da zorlaşıyor. Bakın 4 tane handikapımız var. Tamam hadi bu bitti mi? Bitmedi. Keşke bitse. Fakat bitmedi. Haberlerde, sosyal medyada hep yaşlılarımızın üzerine gelindi. Hep onlar hakkında negatif bir algı yaratıldı. Ya da ister istemez işte yaşlılara neden dışarı çıkıyorsunuz? İşte virüs sizin yüzünüzden yayıldı. Evde oturun. Ne laf anlamaz insanlarsınız gibi cümleler, yorumlar yapıldı. Bunları yapanlar kim? Bu yorumları yapanlar kim? Gençler. Gençler. Yani virüsün yaşlılara göre daha az etki ettiği gençler. Sağlık problemlerinin yaşlılara göre çok daha az olduğu gençler. Sosyal hayatlarının iyi olduğu, arkadaşlarının olduğu, istediği gibi gezebildikleri imkanları olduğu gençler. Pandemi de çok fazla etkilemiyor yaşlılara göre. Şimdi sen bunların hiçbirini yaşamadın, hiçbir problemi yaşamadın ve yaşlılara sen diyorsun ki sen ne laf anlamıyorsunuz, siz evde kalın. Bir de üzerine üstlük, bakın sokağa çıkma yasağı da gelmedi. Yani gençlere sokağa çıkma yasağı da gelmedi. Yaşlılar bir de sokağa da çıkamadılar bir dönem. Sokağa çıkma yasağı vardı. Hı. 5 tane, 6 tane problemle uğraşıyoruz yaşlı olarak. Hı. Genç olarak da hemen ne diyoruz? Siz bu işi bilmiyorsunuz. Siz evde duracaksınız. Sizin yüzünüzden yayıldı. Sizin yüzünüzden vakalar artıyor. Hayır. Burada neyi keşfettik? Bu konuda gençlerimizin, bizler de genciz tabii ki, kendimizi tenzih ettiğimiz gibi bir durum söz konusu değil. Gençlerimizin ne kadar bilgisiz ve bilinçsiz olduğunu görmüş olduk. Bu sorgusuz sualsiz yargılamalar, negatif algı operasyonlarıyla gerçekten bu konuda çok büyük eksiğimizin olduğunu gördük. Şöyle bir şey var, bir şarkıda o kadar güzel anlatıyor ki hocam, şarkının sözleri şu şekilde: yolda yaşlı bir adam yolda yürüyor ve 3 tane genç kendisini kenara işte çekiyor, ona bakıp yaşlılığıyla alay ediyorlar. İşte sen işte yaşlısın, şusun vesaire. Adam da şarkının sözüne geçiyor, adam da diyor ki evet ben yaşlıyım ama şunu unutmayın, ben gençliği bilirim ama siz yaşlılığı bilemezsiniz. Aynen öyle. Yani yaşlı bir birey gençti ama sen asla yaşlı olmadın. Bilemezsin. Hele bu kadar handikapın, negatif durumun olduğu durumlarda serbestçe konuşmak çok kolay gençler için. Değersiz hisseden, haksız yere suçlanan yaşlılarımızda, bakın zaten en baştan bir daha saymak istiyorum. 1- Sağlık problemleri. 2- Sosyalleşme eksikliği. 3- Yalnızlık. Kendi bakımını kendisi sağlaması lazım. 4- Ekonomik problemler.
pandeminin yaşlıları çok fazla etkili olmuş olması. 6. Negatif algı operasyonları. Zaten yaşlılar şu hayatta sizin de söylediğiniz gibi hocam zihinsel süreçleri, fiziksel süreçlerinde eksiklikleri var. Bu yüzden ihmal ve istismara en fazla maruz kalabilecek yaş grubundalar. Şimdi sokakta davranış olarak, sözel olarak biz yaşlılarımızı ihmal ve istismar ettik. Yani tuzu biberini de geçtik artık farklı bir olaya geçti bu. Yani biz normalde bir toplum bir olmamız gerekirken ister istemez iyice ayrıştık, iyice dışladık, iyice değersiz hissettirdik. Bunlar üzerine değersiz hissederseniz, toplumda dışlanırsanız nasıl hissedersiniz? Psikolojik anlamda kötü hissedersiniz. Evet, yaşlılarımız da kötü hissetmeye başladı. Şimdi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkilendiler. Doğrudan psikolojik, dolaylı yoldan fizyolojik etkilendiler bu değersiz hissetme ve dışlanmalar sonucunda. Dışlanan yaşlılarımıza depresyon, kaygı bozuklukları, öfke nöbetleri, demaslarında artış görülüyor. Dolaylı olarak da fizyolojik rahatsızlıkları, kardiyovasküler sistem mesela adam tansiyon hastası, yolda ilerliyor şimdi durduk yere, problem yok. Biri geldi, sen yaşlısın eve git. Tövbe estağfurullah dedi. Bu adamı sinirlendirdin şimdi. Yani bu adam sinirlendi. Sinirlenince ne oldu? Tansiyon arttı. Senin yüzünden adam sinirlendi ya. Adam belki bu akşam bir tane dilapı atmak zorunda, altı hap atmak zorunda kalacak. Yani gerçekten sonuçlarını kestiremediğimiz davranışları o kadar çok yaptık ki yaşlılarımız hakikaten zor durumda bıraktık. Gençler olarak, toplum olarak. Evet. Fakat pandemi süreci devam ediyor. Şeyi de söylemek istiyorum. İşin biraz daha eğlence kısmına da çekildi. Mesela arabadan işte iki tane yaşlı yürüyor, normal sokağa çıkma yasağı var. Evet, hukuki anlamda çıkmamaları lazım. Doğru, kabul ediyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu ya. Tamam, çıkmış işte, dur sakin ol. Arabadan işte telefondan son ses açaraktan polis siren sesi. Ya koskoca adamlar koşmaya başlıyor. Arkasından sosyal medya hesaplarında videosunu izliyoruz, gülüyoruz. O adam için düşünebiliyor musunuz ya? O adamın ne duruma düştüğünü, o kadının ne duruma düştüğünü. Hocam senin söylediğin bir örnek vardı. Ben koronayım. Sen işte suratına seni öksüreceğim. Yaşlı adam kovalıyor. Evet. Korkutuyor. Adamı. Şimdi bu davranış şu değil mi yani? Seni öldürmeye kast ediyor. Neden? Çünkü şöyle düşün. O virüs bana bulaşırsa ben ölürüm. Sen orada o şakayı yapıyorsun. Sen orada o şakayı yapıyorsun. Senin için bir şaka. Ya adamı öldürüyor. Bıçak çek daha iyi. Şimdi bunları konuşmadığımız takdirde, yani bu perdesini aralamadığımız süre zarf içerisinde gerçekten bunlar bu şekilde devam edecek. Ama pandemi devam ediyor. Hiçbir şey için geç değil. Yaşlılarımızı tekrardan motive edebiliriz. Onlara nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı öğrenebiliriz. Gençleri yaşlılık psikolojisini öğretebiliriz. Ve bu şekilde onlardan bir telafi, bir özür dilemiş oluruz. Bu yüzden burada gençlere çok fazla iş düşüyor. Muhakkak bunları çözmemiz lazım. Yani. Peki hocam, ben sizi şu an hala göremiyorum ama ben buradayım hocam, merak etme. Tamamdır. Peki bu bahsettiğiniz durum sadece Türkiye'de mi vardı? Yani yoksa dünyada ne haldeydi? Bunları biliyor muyuz? Siz biliyor musunuz ya da? Şimdi durum şöyle hocam, tabii ki pandemi süreci bizim kuşağımız için, Y kuşağı için, X kuşağı için, yani bizim büyüklerimiz için de bence yeni bir şey. Bu alışılamamış bir doğal afet değil. Yani zaten afetlere baktığımız zaman doğal afetler ve pandemi diye bir şey oldu. Yani bu bilmediğimiz bir şey, yeni bir şey. İster istemez bilmediğimiz şeyde nasıl davranacağımızı da kestiremeyiz. Bu yüzden dünyadaki bütün insanlar yaşlılara karşı yanlış davranışlarda bulundular. İster istemez kendi kaygılarını onlara da yansıttılar. Yani bu sadece Türkiye'ye mahsus, Türk gençlerine mahsus bir durum söz konusu değildi. Hatta şöyle bir şey var. Genel anlamda pandemi süreciyle mücadelede Türkiye dünyadaki ülkelerden kat ve kat daha iyi durumda. Halen de öyle. Nasıl? Şu şekilde bir örnek vereyim hocam. İspanya'da pandemi sürecinin ilk başlarında İspanya'da bir huzur evinde bütün çalışanlar, bütün sağlık çalışanları, personeller huzur evini terk ettiler. Kaçtılar. Evet. Orada kaç tane yaşlı var şimdi? Bakıma muhtaç insan var. Bunlar kendi hayatları, kendi ayaklarının üzerine durabilseler zaten orada olmayacaklar.
Ne oldu? Onlara bakacak kimse kalmadığı zaman sonuç büyük bir trajediydi. Yani. Şimdi bizim ülkemize baktığımız zaman yaşlılarımıza emekli maaşı düşük, imkanı olmayan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza bir miktar daha fazla para verildi. Bir ücret, aylık verilmeye başlandı. Para, hiç para geliri olmayanlara bir ödenek ayarlandı. Ondan sonra sokağa çıkma yasağı sürecinde maskeler dağıtıldı. Belediyeler, yerel yönetimi, yerel yönetimler, kamu personelleri erzak dağıtımlarında bulundular. Bir ihtiyaçları varsa onları giderdiler. Maaşlarını çektik ya. Yani yaşlılarımızın ihtiyacı olan hangi konuları varsa, neye ihtiyaçları varsa onları karşıladı bizim belediye, yerel yönetim ve kamu personelleri, devletimiz. Yani biz bunu halen de devam ediyoruz. Sanmayın ki şu an bitti. Hayır, şu anda da aynı şekilde ne ihtiyaçlar varsa bunlar karşılanmaya devam ediyor. Kesinlikle tam ondan bahsedecektim. Bizim hastanelerimizde ücret ödemiyorsunuz. Korona testi ücretsiz. Tedavi ücretsiz. Herhangi bir şekilde bir problem hissediyorsunuz. Hastanelerimiz ücretsiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman tamam kardeşim sen gel ben sana testini, tedavini yapayım. Sen eve gittiğin zaman ben sana faturasını yollarım diyor. Yani bu konuda gerçekten ülkemizle gurur duymamız gerekiyor. Pandemi sürecini aksaklıklar dahi olsa psikososyal anlamda biz çok iyi iş başarıyoruz devlet olarak. E peki şimdi güzel. Devlet bu konuda çalışmaya devam ediyor. Devlet yaşlıların yanında. İhtiyaçlarını karşılayabiliyor. Elinden geldiğince emin olun. Bu tarafta gençler. Dünya kadar sıkıntıları olan, saydığımız sıkıntıları olan gençler ne yapıyor? Bahsettiğim gibi negatif davranışlar, istismarlar, ondan sonra hakaretler, bir ters bir bakış bile ister istemez bizi ayrıştırıyor. Biz bir toplumuz ve toplumun yaşlısından gencine bir bütün halde birbirini desteklemesi gerekiyor. Devletimiz bu şekilde icraatlarına devam ederken gençlerimize de yaşlılık psikolojisini, pandemi sürecindeki yaşlılara nasıl davranmamız gerektiğini öğretirsek bir bütün haline gelebiliriz. Hala geç değil. Çünkü bu süreçte pandemi sürecini en güzel şekilde atlatacağımıza, bunların sonuçlarında yaşlılarımıza travma ya da daha büyük problemler yaşattırmadan bu sorunları çözeceğimize inanıyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yaşlıları anlamamız gerekiyor. Unutmayın ne dedik? Biz yaşlı olmadık. Bilmiyoruz. Ama onlar genç oldular. Hayatlarının son dönemlerinde olan, öyle düşündükleri bir dönemde biz dedik ki eve gidin. Hocam mesela şimdi sana şöyle bir şey soruyorum. Tabiri caizse. Hocam 90 günün var. 90 gün sonra kesinlikle öleceksin. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ve üzerine ben sana diyorum ki ben seni korumam lazım. Virüs seni çok etkiliyor. Evden de dışarı çıkamazsın. Ne hissediyorsun hocam? Tamam şu an bir psikolog olarak hemen ne hissediyorsun? Haksızlık hissediyorum ya. Hani bir çaresizlik olur, haksızlık olur. Şunları yapacaktım. Nasıl yapamıyorum? Hani az günüm kalmış. Şey, moral bozukluğu, hayal kırıklığı olurdu bende. Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet. Öyle. Şimdi bu süreçte baktığımız zaman tabii ki bizim bir kum saatimiz yok yaşlılar için. Ama her gün bu konuyu aklına düşünüyor olabilirler. Her gün akıllarında bir yerde bu var. Her zaman bir ölüm var. Ölüm korkusu devam ediyor. Bu kişiler ne yapmak istiyorsa yaşlı diyor ki evde dursun. Psikolojikman nasıl? Ya ben belki öleceğim. Benim gezmek istediğim, yapamadığım şeyler var. Ben keşkelerimi iyi ki yapmaya çalışacağım. Benim için her çıktığım gün, gezdiğim bir gün benim için bir kar. Ben bir bütün olacağım. Ve kendimi tamamlayacağım. Dediğim gibi keşkelerimi iyi ki yapacağım. Bunlar arzusuyla bunların bilincinde olduğu sürece kişi tabii ki evde kalmak istemeyecek. Tabii ki bir yöntem bulacak. Ya ben zaten işte son yolculuk. Bunları düşünmek lazım. Yani empati yapmamız lazım. Yaşlılarımızı iyi anlamamız lazım. Empati kurmamız lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Biz gençler olarak yaşlıları anlamamız lazım. Çünkü bu bir ihtiyaç. Unutmayalım ki biz onları anlamaya çalışmalıyız. Onlar bizi zaten biliyorlar. Etkileyici bir cümle oldu mu? Sonlandırma için. Evet.
Biz onlar neydi? Onlar oldu ama biz onlar olmadık. Evet, güzel laf. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, kalan vaktimizde eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplandırmak için Ayşenur Hocam'la burada olacağız. Şimdi işte paylaşmak istediğiniz yorumlarınız varsa, sormak istediğiniz sorular varsa şimdi dinleyebiliriz kıymetli izleyenler. Hocam bir mana görüntüm yok mu sende? Aa, sizi siyah olarak görüyorum şu an. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Soruları şeyi şöyle bir bakalım. O zaman ben yukarıdan aşağı doğru ilerliyorum hocam. Müsaadenle. Bakalım neler var. Bir yukarıdan şimdi şöyle bir bakalım. Bakalım. Nöroplastisiteden bahsediyorsunuz aslında. Evet, ister istemez nöroplastisite de var. Yani nöroplastisite dediğimiz şey 6 yaşla 15 yaş arasında çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı öğrenme. Bir şeyler, yani hamurun, pizza hamurunun fırına daha girip katılaşmadığı evrede. Evet, yaş şey, yaş neydi? Ağaç yaş gene evlidir. Aynen öyle, biraz konunun başlangıcındaydı. Evet, nöroplastisiteden bahsediyoruz sevgili Merve. Şöyle bir şey var. Konumuz dışı fakat sinirlerin yıpranması ne demek? Yaklaşık 5 yıldır sürekli yorgunluk psikiyatri ilaç kullanıyorum ama iyi olacak mıyım bilmiyorum. Sonra gitti zorlanıyorum. Fiziksel olarak hastalığım yok. Şöyle bir şey var. Bunu da hatırlatalım. Ben ve Ayşenur Hocam Eyüp Sultan Aile Danışmanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Eyüp Sultan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi biz klinik psikologlarıyız. Bir telefon uzağınızdayız. Şu an online ve teleseans şeklinde psikolojik destek hizmetlerimize devam ediyoruz. Eğer psikolojik destek ihtiyacınız varsa internet Eyüp Sultan Belediyesi'nin internet sitesinden ESEDEM'in kısaltmamız ESEDEM ESEDEM'in numarasını arayaraktan randevu alabilirsiniz. Şu an bunda bilgisini vermiş olayım. Anneannem için tavsiye. Bu yeterli bir bilgi değil bence. Biraz daha detay lazım. Zeynep de merhaba. Hocam peki bu yaşlardaki çok durgunluk neden kaynaklanıyor? Fiziksel problemlerden kaynaklanıyor olabilir. Zihinsel süreçlerindeki eksiklerden kaynaklanıyor olabilir. Ya da psikolojik anlamda bazı problemler varsa ya da psikiyatrik anlamda bazı problemler varsa bundan da durgunluk kaynaklanabiliyor. Tabii önce biyolojik sebeplere bakmak lazım. Yaşlılıkta ilk başta biyolojik, fizyolojik sebeplere bakacağız. Ondan sonraki süreçte psikolojik sebeplere bakacağız. Okuyor musunuz? Yok, ikimiz de mezunuz. Bir de gençlikte ona edilen haksızlıkları sürekli hatırlayıp kendini üzüyor. Bu bilgi... bu onun devamıymış. Bir de gençlikte ona edilen haksızlık... O zaman biraz psikolojik olabilir Büşra Hanım. Gençlikte ona edilen haksızlıkları sürekli hatırlayıp kendini üzüyor. Evet, bir depresif bir durum olabilir, kaygılı bir durum söz konusu olabilir. Yaşı da önemli. Bu yaşı da bilmemiz lazım. Evet. Hocam sorularımızla ilgili de bize anlatabilir misiniz rica etsek? Tam şu anda oradayız. Evet, son bölümdeyiz. Soru sordum, cevabını alabilir miyim? Okuduğumuzu sormuştunuz. Hayır, okumuyoruz, mezunuz. Altta şimdi altı doğru geliyorum. Bende ama soru yok, cevap yok. Evet, korona testi bedava. Yani belirtiler varsa. Bizim insanımız geçmişi çabuk unutuyor. Nereden nereye? Kesinlikle. Hocam gençler iş beğenmiyor. Masa başı tabiri caizse maaş alıp yana yatıp. Tabii ki yani hızlı tüketim toplumu içerisinde artık yeni nesil biraz daha zora toleransı düşük. Biraz zorlandığı andan itibaren farklı alternatiflere kayıyor. Çünkü kolay
dijital çağdayız. Her şey kolay ulaşabiliyoruz. Her şey çok hızlı. Biraz zor, biraz yavaş olduğu zaman gençler bu konuda sıkılabiliyorlar. Emekli olanlar için çözüm. İstanbul'daki 2 milyon emekli, onlar için yani emin olun benim yapabileceğim bir şey yok. Hocam sinirlerin zayıf aslında, ben 3 yaşındayım, işte durumdayım. Sürekli yorgun. Aynı soru. Hı. Yaşlarıyla görüşmeyi o mesafe koyduğumuz için bizde değil de kendilerinde hastalık var diye düşünüyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yaşlarıyla görüşmeyi o mesafe koyduğumuz için bizde değil de kendilerinde hastalık var diye düşünüyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz? Şu an virüsün kimde olup olmadığını anlamak biraz zor. Bu yüzden her şekilde kendi sosyal mesafemizi ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Gerçekten kimde ne olduğu belli değil. Hava olarak bir insan olmayan şeyi kafasında kuruyordu, ne gibi bir rahatsızlığı vardır? Olmayan bir şeyi kurmak, olmayan bir şey, şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Onun olmayan bir şey olduğunu biliyorsanız belki kaygı, belki nevrotik bir şeydir. Ama onun olmadığın, olmayan bir şey olduğunu düşünüyorsanız işte o zaman büyük bir problem var. Teşekkür ederim yayınımızı beğendiğiniz için. Annem mide kanseri 2 oldu, ameliyat oldu. Ona iyi bir ampul uzmanı arıyoruz, bulamıyoruz. Ben çok üzülüyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne yapmam lazım? Şöyle bir şey var. Kontrol edemediğiniz şeyler için endişe duymamanız lazım. Elinizden geldiği süre zarfı içerisinde aradığınız uzmanı bulmaya devam edin. Eğer sizin artık enerjiniz, takatiniz kalmadıysa, başka biri varsa o araştırmaya devam etsin. Motivasyon kaybınız olmuş olabilir. İster istemez de üzücü bir durum. İsterseniz ESDM'den psikolojik destek alabilirsiniz. Ağzınız yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Tamam, ilgi yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Moralim çok bozuk. Üzülüyorum annem için. İsterseniz bir randevu alın ESDM'den. Merhaba, 35 yaşında bir yakınım. Parmak derisi soyuyor. Daha öncesinde tırnak yemeğini duydum ama parmak derisi soymayı duymadım. Neresiniz acaba? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de parmak emme, ondan sonra işte ağzındaki şeyleri, dudak kenarlarını yolma, ondan sonra tırnak yeme gibi davranışlar aslında vücudumuzdaki olan kaygıyı ve stresi atmak için uyguladığımız davranışlar. O kişi muhtemelen kaygılıdır. Onun kaygısına bakmanız lazım. Test, yani belki anksiyete ölçeği uygulanabilir. Ama dediğim gibi bunlar biraz detaylı. Bu konular biraz detaylı bilgi isteyen konular. Yani tek bir şu var, şu oluyor gibi bir durum olmuyor. Psikoloji çok geniş kapsamlı. İnsanoğlu çok komplike bir yapı. Basit bir şekilde şey yapamıyoruz. Yani bizim anemnez dediğimiz vaka tarihçesi, olayların detayını bilmemiz lazım. Detayını bilmediğimiz takdirde şu an ne söylesek yüzeysel ve boş oluyor maalesef. Sigarayı bırakmak konusunda psikolojik desteğiniz var mı? Özellikle sigarayı bırakmak konusunda bir şeyimiz yok. Psikolojik desteğimiz yok. Fakat bu süreç içerisinde psikolojik anlamda, destek anlamında, yani bırakmanızın işte sigara içerkenki noktalar neler? Neden sigara içiyorsunuz? Kaç tane madde içeriyor? Rahatlamak için içiyorum, stresten içiyorum, yemekten sonra içiyorum. Kaç tane noktayla bağlıysa o noktaları yok etme konusunda psikolojik destek verebiliyoruz. Ama özellikle sigara bırakmak için Sağlık Bakanlığı'nı aramanız gerekiyor. Çocukluğuna inmek gibi mi hocam? Soruyu hatırlayamadım. Parmak soyma. Parmağın derisini soymaktan bahsediyordu ya. Yok, yani illa çocukluk meselesi değil. Yani kaygı kaynağı ne? Neyden kaynaklı? Ekonomik zorluklar mı? Aile içinde yaşanan problemler mi? İş yeri mi? Temel o parmak yeme davranışı, işte parmak derisini soyma davranışı ne zaman başladı? Şiddetlendi mi? Ne kadar süredir devam ediyor? Gibi minimum sorular sormak gerekiyor. Nasıl başladı? Hangi tarihte? O tarihte ne oldu? Ona bir bakalım. Bakın. Abimle sürekli kavga ediyorum. Ne yapmam lazım? Buna diyecek bir cevabım yok. Maalesef. Hocam senin var mı? Görüşme sağlayabiliriz bence. Yani olabilir.
Kıymetli izleyenler, son 2-3 dakikamız. Eğer sorunuz varsa soruları da cevaplandıracağız. Yayınımızı sonlandıracağız inşallah. 2-3 dakikamız var. Hocam 16 yaş erkek elini burnuna götürüp sonra da ağzına götürüyor. Annemin resmini göremiyorsunuz. Yani zaten mekanda olan bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. 16 yaş bir ergen. İlgi çekmek amaçlı yapıyor olabilir o davranışı. Ekstradan kendisini rahatlatan bir yöntem olduğunu düşünüyor olabilir. Yalnızken de yapıyor mu? Mesela yalnızken bunu yaparken de yakaladınız mı? Yoksa anlık da kazanmış olabilir. Efendim hocam? Davranışlar olarak birisinden görüp merak edip daha sonrasında alışkanlık da kazanmış olabilir. Evet o. Yani bir haz aldığı bir nokta da olabilir. Ya çok düşük bir ihtimal var, kan değerlerine baktırın. O da olabilir. Yani bir evet. Herhangi bir şekilde vitamin ya da mineral eksikliğinden kaynaklanıyor da olabilir. O davranışın haricinde arka planda neler var onlara da bakmak lazım. Yani o davranış sade ve yalınsa tamam. Ama onun haricinde daha farklı problemler de varsa ortak bakmak lazım. Evet, son bir dakikamız. O zaman ben hafiften geldi. Selam eşim COVID tedavisi gördü. Yoğun bakımda tedavi gördü. Mente olmadan yoğun bakım sürecinin kendinde olduğu. Kendinde olduğu için her şeyi görmüş. Yoğun dönemden bir süreç testi kötü olmadan sürecinde. Ne? Esin Hanım, isterseniz ESEDEM'e başvurup randevu alabilirsiniz. Bu konu için psikolojik destek iyi gelebilir. 3 yaşında çocuğum var. Hareket olarak ne yapalım? Tam uzmanlık alanı olan Ayşenur Hocam'ı yönlendiriyorum. 3 yaşında çocuğum var. Sürekli tırnak etlerini yiyor. Ne yapmam lazım? Hocam ne dersin? Bununla ilgili de daha demin dediğimiz gibi aslında bir kaygı olabilir bunun altında. Bu kaygıyı bulmak gerekiyor olabilir. Kendisini ifade etmekte zorlanıyor olabilir. Yani açıkçası bunların çeşit çeşit durumları var. Bununla ilgili birazcık daha özel spesifik bilgileri almam gerekiyor ki sizi daha rahat ne yönlendirebileyim. Yani o anlamda şey yapabilirsiniz. Dediği gibi başvuruda bulunabilirsiniz. Evet. Şöyle Kadın Aile Müdür Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ait olan Eyüp Sultan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'ne 4 yaşından yani yetişkinlik çağına kadar aile danışmanlığından ergen terapisine kadar birçok terapi hizmetimiz bulunmakta. Bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz anda bir telefon uzağınızdayız. Alanında uzman psikologlarımızla beraber hizmet vermekteyiz. O zaman kapanışa geçiyoruz. Ne dersin hocam? Peki, benim için uygundur. Bence güzel bir yayın oldu. Evet. Hemen şöyle kısaca bir özetlersek. Ayşenur hocamla ben yaşlılık psikolojisi ve pandemi sürecinde yaşlılar nasıl etkileniyor üzerine bir canlı yayın programı gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yaşlılık psikolojisi ve pandemi döneminde yaşlıların etkilerini anlatmaya çalıştık. Duyarlı olmamız gerektiği, empati yapmamız gerektiği, yaşlıları anlamamız gerektiği, onları çok geri planda bıraktığımızı vurgulamak istediğimiz bir canlı yayındı. Evet. Bence bu saatten sonra eğer evde yaşlımız varsa eğer hemen gidip bir sarılalım. Eğer şeyse uzaktaysa bir telefonla arayalım. Gerçekten bizim elimizden şu anki bu pandemi sürecinde elimizden en fazla bu gelir. Bu bizim için ufak ama onlar için büyük bir adım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle inşallah. Kıymetli izleyenler hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.